Bizi bir yoshlikdan o'sgan qo'shni qo'shnilarimiz bor edi. Ular kuyga qamalib chiqishgan edi. Shu o'zbekchilikda qiz uzatish bor, o'g'il uylantirish bor. Otasi qamalib chiqqan ekan, otasi o'tirib chiqqan ekan degan tamg'a farzandlarga sinov tariqasida qolib ketdi. Shuning uchun bular odam o'ldirmagan yoki bir katta bir jinoyat qilmagan, faqat shu savdo sohasida qilingan jinoyatiga yillab o'tirib chiqishdi. Bu juda ham katta moddiy va ma'naviy zarar bo'ldi shu oilaga. Hattoki mana farzandlarini oila qurishlariga ham shu narsa bir tamg'a bo'lib umrini oxirigacha bo'lib qolatdi. Shoir bobomizning misollari bor-ku, har kim vafo qilsa vafo topsin, har kimki jafo qilsa jafo topsin. Endi kimki jafo qildimi, jafo aniga topish kerak. Lekin bu degani bu qamoqqa tiqib qo'yish kerak emas. Qanaqadir ishlarga jalb qilish kerak deb o'sha yuqorida aytgandek jarima ishlariga jalb qilish kerak deb. Buncha qamoqqa tiqqan bilan chiqaraman, tarbiyalamayman. Bizani mahallada shunaqa bir voqea bo'ldi. Ikkita yosh bola bir-biri bilan urushgan. Uni o'rtasiga ota-onalari tushib, o'tda katta to'polon bo'lgan. Shuni oqibatida qamalish darajasigacha yetib borishdi, lekin biz mahalla faollari o'rtaga tushib, ularni o'zimizga tarbiyalarga oldik. Hozir endi o'sha ikkita oila bir-biri bilan do'st. A shuni shu bolalarni o'rtasiga tushib, hali ota-onalar to'polon bo'lib, ularni ham bittasi qamaladigan darajaga yetib turdi. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, hurmatli yoshlar. Huquq va burch ko'rsatuvining 2001-yildagi 13-soni efirda. Yodingizda bo'lsa, ko'rsatuvimizning bundan avvalgi 3-ta sonida qamoq afzalmi yoki jarima mavzusida bahs yuritgan edik. Biz shahrimiz fuqarolarining bu boradagi fikrlarini bilish maqsadida ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan qamoq jazosini qo'llagan yaxshimi yoki jarima jazosini degan savol bilan murojaat qildik. Jarima ma'qul jinoyatga qarab, deb. Qiyin bo'lib anavulsin. Bittasi deyish qiyin. Jarima yo'lini. Tarbiyalansa ham bo'ladi. Jarima solib, ko'pgina davlatlar tajribasiga tayangan holda jarima ma'qulroq. Yengilroqsa jarima qilgan yaxshi. Jarima ma'qul. Uyaqqa tushgandan keyin o'tdan yaxshi bo'lib chiqmasa kerak menimcha. Jarima to'lab chiqaraversa ma'qulroq deb o'ylayman. Menimcha o'sha javobgarlikka tortilganmi? Qanaqamni jarima to'layotgan? O'sha qavangandi. Men jarima to'lagan yaxshi. Jarima to'lasa yaxshi menimcha. Menimcha jarima to'lasa bo'ladi. Jarima solsa yaxshi. Qamalib chiqib, endi qamalsa ham bo'ladi, ozgina ta'zirini yo'q nima qilib qoladi-yu. Endi bab jarima to'langani yaxshi bo'lsa kerak. Men jarima deb o'ylayman. Jarima afzalroq. Nima uchun? Chunki biz ko'pchilik asha chet el kinolarda asha qamoqdagi mahbuslarning hayotini ko'rganmiz. U yerda qanday asha yomon ishlar qilganlarini, o'z tarbiyalarini buzayotganlarini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun jarima afzalroq deb bilaman. Jarima qilaroq bo'lsa kerak. Jarima afzal. Jarima to'lab turgan yaxshi. Jarima to'lab kechirim so'rab qutulgani ma'qul. Shu qilgan jinoyatini boshqa qaytarilmaydigan qilib tushuntirib, jarima solib chiqargan ma'qul. Bolachaqasini oldida bo'lsin. Jarima solgandan keyin o'ylab ko'radi. Demak, shunaqa qilish mumkin emas ekan. Hozir jarima to'lashi o'zi bo'lmasa kerak hozirgi sharoitda. Shuning uchun hammani qamay urish kerak emas. O'ylab ko'rishga vaqt berish kerak. Xatolarini o'ylab ko'rsin, oila bolachaqasini oldida bo'lsin. Nasqa mani fikrim. Biz 21 asrda fan va texnika asrida yashayapmiz. Menimcha sudlar jinoyatchilarning kreditkorlarini xalqqa yaqinroq tanishtirishlari kerak. Buning uchun ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak. Xususan sud hukmiga ko'ra aybdor deb topilgan shaxslarni ko'pchilikka tanitish va profilaktika maqsadlarida ularni mahalliy televiziyalarning ko'rsatuvlari orqali xalqqa ko'rsatish ham samara berishi mumkin. Keyingi paytlarda mana shu qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jinoyatlarga jazo qo'llagan munosabati bilan Respublika Oliy sudiga juda ko'p shikoyatlar kelyaptiki, bular faqatgina shu akalarning yoki turmush o'rtoqlarining qavm qarindoshlarini sodir qilgan jinoyatlarini orqasiga yetkazgan zararni to'laganligi uchun yengillik jazo berishlari so'rab kelyapti. Shuning uchun hozirgi paytda minglab odamlarni sodir qilgan jinoyatning orqasiga yetkazgan zararni to'laganligi sababli ularni qamoq joylaridan chiqarib
yerlerde kaytarıyoruz. Buna bu ham hazırlı paytdagi siyasetin asası bir yönelişleri birdir bilemem. Halkımız keçirimli. Şunu deyken biz hem keçirimli bir işimiz gerek. Her kanda cazolar gem, her kanda cinayetçiler gem, aybilan uçular gem, her kanda cazonu verip bulmaydı. Şoşmazsan haliki, halis bahulaş gerek nazarım. Şimdi ne de böyleyse, bana şu kamuoyu cazoları odamda hakikati tarbiyelaşı mümkün mü? Benimce tarbiyelamaydı. Çünkü köp eşitken biz hem başka haliki, davralarda eşit duramız. Mesela boşta ayımlanan uçlarla koşulur, benimce tarbiye namazıya kafalar verir bu meydan. Tarbiyelamaydım benim için. Benim için kanakalar boşka işlerle cevap buluş gerek. Benim adım öyle siz yok. Kamakona hayatında kaç zamanları şu matbuatta yaratılmaya kapit yaptı? Kamakodaki mahpuslar hayatta. Kaç zamanları? Ahlaki zamanları mı ya? Ahlaki zamanları yani bunların mesela şahsen özüm uçuram. Bunlar sıfatlıyam normalim. Mesela bir günde mesela bir taleptan keçkeçe ular nume işgilerini mesela. İşleyelim mi? Yok ki aşağıda bir kişilik kamerada oturalım. Yok ki umumi hama saklanırken haliki kamu konularda oturalım. Boşka mesela minyat normali. Ama şu numaralarını önce açıp veriş gerek yani, halka. Hem görsün halkımız haliki Nomurşabi'nden okulçuyam korup haliki odamı, o diye odamı korup kulasa çıkarsın özü için. Bana şu an özü tarbiye vasıtasıyla görüyorum. Rivayet kılıçları için bir padişah 5-6 günlük avga çıkardı. Avdan kaçış payıdı da otağının tepesine bir kuş üye kurup tuxum basıp etkenini görüp kaladı. Şimdi padişah otağını yığıştırıştan vazgeçip, o yerde iki nefer matkarını kaldırıp, ta kuşun balaları uçurma bolma günce otağını yığıştırmasızlıkla buyurup vergeniyken. Yakında Nurziye Babayeva isimli bir ayol, kolada bir yarım yaşar balasından huzurumuza gelip kaldı. Nurziye'nin hikaye kılışçı, o Rustam Karim isimli şahs bilen turmuş kurgan. Bırak Rustam bundan mukaddam nikahsız halde yaşayan Galina Grekova isimli ayol ve onun aile azaları onların turmuşunu buzuşken köp marta vurmuşken, köp marta onların hakaret ham kılışırken. Ahir akıbatta ortada cancel kelip çıkan. Rustam Karimov babaş degan bir tanışı bilen birge Galina Grekova'nın ülkesi Grekov A bilen uçlaşıp getirdi. Neticede fukara Grekov yengil tan jarohati oladı. Qaytarib aytaman, sud med ekspertiza xulosasi va sud hukmida yozilishicha yengil tan jarohati oladi. Rustam Karimovga nisbatan bezorlik aybi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi bilan aybdor deb topiladi va 5 yilga ozodlikdan mahrum etiladi. Bir-biri bilan tanish bo'lgan kishilar o'rtasidagi mushlashuv ana shunday yakun topadi. Agar siz hakam bo'lganingizda mana shu ish bo'yicha qanday jazo bergan bo'lardingiz? Men jarima jazosini bergan bo'lar edim. Endi huquqshunos sifatida bu narsaga kengroq qarardim, lekin o'sha jinoyatni kelib chiqishda jabrlanuvchining roli bo'lganligi sababli va bu endi arzimagan qiziqqonlik hamma insonda bor. Arzimagan qiziqqonlik orqasida jahl chiqsa aql ketadi degan gaplar bor. O'zbekchilikda shuncha aql joyiga qaytib kelgandan keyin insonni bir yo'li qamoqqa tiqish bu menimcha insongarchilik ham to'g'ri kelmaydi. Jarima bilan yakunlab qo'yardim agar. Bu jinoyat bo'yicha jarima jazosi bergan bo'lardim va bularni mahalla oqsoqollariga, mahalla faollarini chora ko'rishlarini bildirgan bo'lardim. Siz nima deb o'ylaysiz? Bir kunda shu bitta mahbusni qamoqxonada saqlash uchun necha pul ketar ekan? 5-6 ming deb o'ylayman. Menimcha shu 3-4 ming atrofida bo'lishi mumkin. Bugungi kun sharoitidan kelib chiqsak 5-6 ming bo'lsa kerak. 3-4 ming sarflansa kerak. Bu ko'pmi yozmi? Ko'p. Qamoq hamisha ham insonni tarbiyalashga qurbi yetmaydi. Ular tashqari ham bitta insonni qamoqda saqlab turish uchun bir kunda ham bo'lmaganda 5 mingdan 10 mingga qadar pul sarf qilinadi. Ularni biz o'sha sodir qilgan ijtimoiy xavfli sodir qilgan jinoyatlarga yarasha qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo berganimizda bu birinchidan davlatga juda katta foyda keltiradi. Ikkinchidan o'zining oilasidagi qolgan bolalarga, oilasiga katta katta tarbiyaviy ahamiyati bor. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozirgi paytda bizim O'zbekiston Respublikamizda tutgan siyosati juda maqsadga muvofiq. Bilasizmi, menimcha mana shu o'zbek xalqida ham musulmonchilikda ham shu narsa borki, o'zbek xalqi kechirimli bo'lishi kerak. Karimovga berilgan ijobiy tavsifnoma va uning muqaddam sudlanmaganligi hukm chiqarishda inobatga olingan emish.
Cinayet işinin oylavi karakteride ekendiğin hesabı alıp, nene için Cinayet Kodeksinin yenge rak ceza tayinlaş hakkıdaki 57. maddesi kullanılmadı degen savol tug'ilishi tabi. Bunun üstüge yengil tan jarohati yetkazishda asosiy aybdor bo'lgan fuqaro Babashev hozir qidiruvda ekan. Ko'pgina xorijiy davlatlarda oilaviy mojaro sababchilari sud hukmiga ko'ra bir-birlariga ma'lum masofadan yaqin kelishi man qilinib, ularning hatto bitta xonada bo'lishi ham taqiqlab qo'yiladi. Bizda ham ushbu qoidalar qo'llansa, fikrimcha yomon bo'lmasdi. Yuqorida aytib o'tilgan ish yuzasidan sud hukmini o'qib bo'lgach, podshohning kuch uyasini buzishga jur'at qilmaganligi haqidagi rivoyat, yengil tan jarohati olgan fuqaro Grekov, o'z oilasi shonini himoya qilgan Rustam Karimov hamda boquvchisi qamalib, qo'lida 1.5 yashar bolasi bilan parishon bo'lgan Nurziya Boboyevaning siymosi xayolimda charpalak bo'lib aylana berdi. Amaliyotda asosan şu arizachilar banisaga tibbiy muassasalarga tushgan bo'ladi. Endi jabrlanuvchilar yoki bo'lmasa o'zlari kelishadi, ariza bilan murojaat qilib, mana mashu qo'shnim, qo'ranchi yoki bo'lmasa tanishim sababsiz yoki mana sababga ko'ra menga tan jarohati yetkazdi deb shunga chora ko'rishlarini so'rayman deb ariza bilan murojaat qiladi. Lekin komandirning boshqa demaydi, achiq ustida shu arizalar. Bularni ko'pi 70% ertasiga yana qaytadan ariza qilishib, shu biz yarashib oldik, qo'ni qo'shnimiz yoki er xotinimiz yashashimiz kerak yoki tanish bo'lishimiz kerak. Endi men shu arizamni nimasi qolishidan so'rayman deb ko'rmasdan deb murojaat qilishadi. Menimcha eng oson yo'li shu da'vogarga qo'yib bersak. Da'vogar qaytarib oladigan bo'lsa arizani, qat'iyan bu narsa yopilish kerak, bu masala ko'rilish kerak emas. O'shan amaliyotda agar ariza bergan bo'lsa, uni jazo tayinlanayotganda hisobga olinadi. Ya'ni javobgari da'vosi yo'qligi to'g'risida kechirdim, da'voim yo'q, yengilroq jazo berishingizga ham yoki umuman jazodan ozod qilishingizga ham roziman deb tursa ham, baribir sud o'sha qonunda belgilangan, o'sha moddada belgilangan jazoni qo'llaydi. Endi bu yerda bu qandaydir mantiqsizlik boriga o'xshamayaptimi shu narsa? Agar da'vogar da'vosidan voz kechib tursa-yu, o'zaro bo'lgan janjal natijasida u mana shu aybdor shaxsni kechirgan bo'lsa-yu, sud unga bir qandaydir ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bir jazo tayinlasa. Shuning uchun ham takliflar shunaqa bo'lishi kerak-da, shu hozir qonunchilikda o'zgarishlar bo'lishi kerak. Agar da'vogar o'zini da'vosidan voz kechadigan bo'lsa, bu jinoyat o'zi e'tiborni ko'rilmasdan ish harakatdan yotqizilishi kerak. Jabrlanuvchini ixtiyoriga qo'yib berish kerak degan masalaga qisman qo'shilib aytamanki, agarda o'sha yetkaziladigan tan jarohati masalan yengil bo'lsa, o'shandagina masalan qo'shilish mumkin. Endi agar yetkazilgan tan jarohati og'ir bo'lsa ham, masalan, bu meni yaqin qarindoshimda yoki yaqin og'anim bo'ladi yoki yonimdan qo'shnim bo'ladi, men uni qamalib ketishni xohlamayman desa-chi? Ana shunda ham mana shu ayblanuvchi shaxsni qamoq jazosiga hukm qilinsa qandaydir mantiqsizlik Endi og'ir tan jarohatni biz nazarda tutadigan bo'lsak, qonun bo'yicha shaxsning qandaydir bir organni ma'lum darajada ishlamay qolishligi, masalan, bir ko'zini ko'rmay qolishligi, qulog'ini eshitmay qolishligi yoki bir qo'lini ishlamay qolishligi, bu nafaqat o'sha shaxsning o'ziga bir zarar yetkazadi, bundan jamiyat ham demak zarar ko'rishi mumkin. Shu nuqtai nazardan ham menimcha qanaqangi tan jarohat yetkazilgan taqdirda ham unga nisbatan faqat da'vogarni fikri olinishi menimcha nazarda bo'ladi. Agar jabrlanuvchi uni kechirdim desa, albatta kechirish kerak. Sababi u bekorga kechirmaydi. Demak, u minnatdorchilik olgan bo'lishi mumkin, balkim uzr so'ralgan bo'lishi mumkin va hokazo. Behudaga bo'lmaydi-ku, balkim u ichin yuragidan pushaymon bo'lgan bo'lishi mumkin jinoyat sodir etgan odam. Mana shuning uchun agar jabrlanuvchi kechirilishini so'ralgan taqdirda inobatga olinishi shart deb hisoblayman. Agar butunlay jabrlanuvchiga qo'yib beradigan bo'lsak, mana shu huquqni yashirin tarzda tazyiq o'tkazib, masalan, o'sha jinoyatchi uni da'vosini qayta olishi mumkin. Agar yashirin tarzda tazyiq o'tkazilgan bo'lsa, ana shunday asosda qarshi da'vo ham berilishi mumkin.
Ya mesela korkuşun ki işte adam ne kılıçlı işlediğim bölüş mümkün yok ki. Maşına kadar nasıl da ya ihtiyar ya koyu belirgen mesela konu büyütçe o kayıt oluşun talep kılışı mümkün tazir ettiler. Cüneyt Khançuri'yi de şuna kadar prensip var ki cazanın mukarrar değil diyen prensip var. Yani o şey sadır etildi mi o şeyin yarışa cazasını alış gerek. Bunu cabırlanıcı keçir zaten konun keçirmediğinden peki o şey, cabırlanıcı keçirgen halatını caza tayinlaşması da vakti de yani süt maslahat konası da sütyeler bu etibar alış gerek. Siz bana yanınızda etirgen yakın oğanızla uğraşıp alıp onu tanca rahat etkisi koyduyuz. Bayi şeyler süt kaçtı. Ben de o yakın ağabeyimiz sizi geçirdi. Hatta arızasını kaydı verdi. Belki onunla ortaça ağırlıktaki tanca rahat yetkizgeniz için süt sizi ve 3 yıl azatlıktan mağrum kırış hakkında hüküm çıkardı. Ve siz kandı kısıklas? Lekin doğru bana şu hakikaten şu... Kandı kısıklas? Ben şunu bilmek için. Yani lekin ben o şey... Cevabı... Savaldan kaçmaya cevap verin, kandı kısıklas? Şimdi albatta caza alışıp gerek, lakin burada sudya hakiki uzun vakolatı doyurasıdı. Uşa, ama adı sudunda amelge aşırıştı hakiki vakolatlardan tuğlu faydalanmaya oldu ben şu cazanı bir yaptı. Çünkü uşa belirlenge modela kullanış orkalanan yengiler o cazalarda biriş mümkün. Çünkü bana kardan beş fikir işinizde kalı yapsın mı ya ki fikrinizde biraz özgürlük vermiş mi bilmek için? Ama fikrim ne özgürlüğü ben? Özgürlüğü demek siz 3 yıl kamal cezasını alıp yetişkiye razısınız. Ya! Her doymam adaletli hüküm çıkarır mıydı ne? Süt tamamdan. Şunda bir halatla var ki adamı bize ucu ölüm cezası getirirler onu icrasını yap kabul edik. Malum bu vardı. Bu cinayet umuman başka adam sadır etken. Bana şu süt tamamen yol koyuladığı hatalarını yap, hısapki alışımız gereği. Bu meselede benim ki iyi yaşlı, bana şu çiğit eldeki tecrübeni bize özümüzde alışımız gereği. Biz demokratik cemiyat kuruşuna öz aldığımızda maksat kılıp koygen ekemiz. Demek kandedir manada ana şu demokratik devletlerde sınavgen cinayet konumçuluğu giderken andazı alışımız gereği. Agar jinoyat shaxsan shaxsga nisbatan uning sog'lig'iga nisbatan qaratilgan taqdirda jinoyat ishi faqatgina shu jabr ko'rgan shaxsning arizasiga asosan qo'zg'atilishi kerak. Bu eng asosiy gap. Agarda keyinchalik qaytib olinsa, qaytib olinsa jinoyat ishi tugatilishi, yopilishi zarur. Bu birdan bir to'g'ri fikr deb hisoblayman. Ikkinchidan, men shu zalda cinayet ve ceza doğrusu yaparlarkenimiz, ben olardım ki bitti nesanı çetti kaldırmamız. Bu diyelim ki, bana cinayet kodeksinin 10. maddesi de cevapgarlığının mukarrerliğe temayeli kursatılgın. Lekin cevapgarlık bilen cezanın ortası da fark koptu. Cevapgarlık çünçesi kengilak çünçe. Çünkü burada bir cinayetini sadır kılgın şahs, elbette ceza tartışı bu notoridir. Mesela bu anası... Cevapgarlık türlerine tartışı mümkün, cevapgarlıkı tartışı. Cevapgarlığı anası özüge zarar etkizgen ayıbdarının üzerini kabul kıldı deseyken malum manada şu kanadır ceza tarikasını görüş mümkün mü sunarsan? Bunu ham ceza tarikası da kuruş mümkün. Çünkü siz keltirgen misalda mağullaşınca asasen zarar kuruvatken tamamen bu fukara. Yani cebirlenmişçe. Mesela devletin bu bize fukaralık cemiyetine kurarakenimiz devlet organlarının bu hareketke atıkça koşuluşluğu mağullaymak not olarak. Bu arada yok degen bir fikir oldu mu Ahmet? Kim dedik? Bu arada şimdi maniak dedim, şu cinayetken muayil kılavgen başka iş kalmadan şahsla buluşum. Mesela 70'te Rockefeller bizim izi atken kılavgen iş kalmadan. Bu arada şimdi bu içeri buluşum ki benden de tancı rahat etkisi bu maddi kıymatlıkla verip daha da vazgeçti bazı mümkün. Madden çıkan çare bol bulsa, badavlat bulsa demek onu da cari materyal şun çare Hasan Boradın mahçiniz. Şimdi yana bir Japon tecrübesinden yapırmak için bana bilaslar anca boy badavlat kişiler var. Mana Amerika'da telemagnet var, Ted Turner degen adam. Ama şu kişi Jodie Foster degen bir maşhur aktrisiyle uylandıgan. Uşlardan turmuş kuruşardı. Yakında mana şu cüflük acıraştı. Acıraş neticesi de Ted Turner özünün sabah katınıyla tavan doladı. Ve o özünün bayliğinden gelip çıkan halde süt onge 500 milyon akış doları miktarda tavan dolaştı. Buna hüküm çıkardı, doğru mu? Demek bu bizim görevken halatımızda ham tavan miktarını sudiyeler ana şu aydar şahsının içtimai mavkiyeden
bu badavlatligidan, moddiy ahvolidan kelib chiqqan holda belgilash mumkin. Bu yerda hammaga bir xilda, bir xil jarima qo'llanish kerak degan fikrdan yuramiz biz. Masalan, bu tarafidan qarasangiz to'g'ri, ikkinchi tarafidan qarasangiz ham xuddi to'g'ri bo'lib ko'rinadi. Agar javobgarlikka tortiladigan bo'lsa, ham ayblanuvchiga, ham ajnabiy shu jabrlangan kishiga ma'naviy zarar ham yetadi. Ma'naviy zarar ham yetadi. Men taklifim, chunki men davolimni qaytib olishimga qaramasdan bu ozodlikdan mahrum bo'lib ketdi deb ikkala tomon ham ma'naviy zarar ko'radi, to'g'rimi? Mening taklifim bu yerda ham siz ham kuymasa ham qovunda endi masalan da'vo arizasini berdi. Prokuraturaga masalan da'vo arizasini boyagi jabrlanuvchi berdi. Shunday muddat tayinlanishi kerak, masalan 10 kun da'vo arizasi prokuraturada turibdi, ular o'zaro kelishsin. Agar da 10 kun muddat ichida ular kelisha oladigan bo'lsa, da'vo arizasini qaytib oladigan bo'lsa, bu yerda da'vo arizasi prokuraturaga berilmagan hisoblanadi va bu yerda hech qanaqa jinoyat sodir etilmagan hisoblanadi. Ehtiyojdan haqiqatan shu davra suhbati davomida yaxshi fikrlar aytildi. Menimcha qonun chiqaruvchi parlamentimiz mana shu takliflarni o'ylab ko'rsa, bir muhokama qilsa menimcha yaxshi bo'lardi. Advokat sifatida bitta fikr aytmoqchiman. Bizani qilayotgan o'sha ish faoliyatimizni, bizani yutuqlarimiz, natijalar qachon bo'ladi? Qachon mustaqil sudga ega bo'lsak? Yaxshi kadrlar yetishtirib, o'sha haqiqatdan ham har bitta insonni taqdiriga befarq qaramaydigan sudyalar bo'lsa, mana shu qonun doirasida belgilangan jazo tayinlab, har bitta insonga alohida e'tibor bilan qarab, ani uni shaxsini e'tiborga olib, jinoyatdan keltirilgan oqibatlarni, keltirilgan zarari undirilganligini hammasini e'tiborga olgan holda jazo tayinlansa, ya'ni o'sha adolatli jazo tayinlansa, maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblayman. Huquq va burch ko'rsatuvi orqali ko'tarilgan masalalar juda katta bir dolzarb masalaki, albatta ularni har birining tagida hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi miqyosida qonunchilikni, ayniqsa jinoyat qonunchiligi normalarini adolatli bo'lishligi, adillashtirish hamda huquqiy davlat mezonini barpo etishda bu katta ahamiyatga ega. Ayniqsa yosh bolalarni ozodlikdan mahrum qilishlariga butunlay qarshiman. Bilar bilmas qilib qo'ygan jinoyatiga, ozginagina bo'lgan jinoyatiga katta jazolar berib, uni hayot yo'lini yopadigan bo'lsak, keyinchalik bu bolalarimiz qiynalib qoladi. Mana shu bolalarimizni qiynalmasligi uchun, kelajakda O'zbekistonimizni haqiqiy insonlar bo'lib yetishishi uchun mahalla, maktab, oila hamkorligi, ya'ni tarbiya zanjiri butun bo'lishi kerak. Mana shuni mustahkam olib borsak, ma'lumanki jinoyatchilar ham kam bo'ladi. Muhtaram yurtdoshlar, hurmatli yoshlar, huquq va burch ko'rsatuvining o'tgan 4-ta sonida qamoq afzalmi yoki jarima mavzusida bahs yuritdik. Bugungi kunda maxsus hay'at O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar tayyorlash bo'yicha ish olib bormoqda. Avgust oyining oxirlarida bo'lib o'tadigan Oliy Majlisning navbatdagi sessiyasi kun tartibiga ham Jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritish masalasi qo'yilgan. Biz umid qilamizki, ko'rsatuvimizda yangragan taklif va mulohazalar ham Jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritish va uni tasdiqlash paytida albatta inobatga olinadi. Huquqiy bilimlari yetarli bo'lgan kishilar har doim va har yerda o'z haq huquqlarini himoya qila olishadi. Huquq va burchlaringizni o'rganib, takomillashtirib boray desangiz, Yoshlar telekanalidagi huquq va burch ko'rsatuvini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling. Sakuraxon 1993 yili turmush o'rtog'i bilan ajrashgan ekanlar. Bitta farzandlari bor ekan. O'tgan 10 oy mobaynida aliment ololmagani uchun sud ijrochisiga shu vaqtda murojaat qilgan ekan. Lekin sud ijrochisi uni har xil bahonalar bilan sarson qilyapti ekan.
Bazen kişilerin akıbetini ölemeye kılgen işleri o zavallarına hizmet kılgenliği hakkında köp eşitemiz o, ama bu ispat talep kılmaz hakikatini hiçbir ingizden algengiz gelmeydi. Neticede, pengeri ortadaki hayatken mahkum kılınıp, sonunda pushaymanın açık zardabını yutuşke mecbur buladılar. Afsus ki bu kılıngan hata sahibi bulan birge, onun ailesi, ota anası ve yar buralarlarının şanını hem bulgaydı. Yani ben nazarımda bunu başından tergo örgülerini çağırtışken. Çünkü bana hatta mazmunudan var, ayol özler ona yazdı ki, özü yıkılıp gitti, cerahat aldı, dip bize it edik. Şundan faydalandı ula, ikinci tamam, yani şu cerahat yetkizgen tamam, şundan faydalandı dedi, faydalandı. Yani ayrı maktublar bulan tanışıp çıkış, doğrusu biz için cüdeyen koyun. Marufcan Aldaşev'in 2023 May günü balta bilan chopib o'ldirganlikda ayblangan. Hechdan ko'ra kech degan naql bor, balki adashgan kishilarga bu bayon asqotib qolar. Fuqarolardan kelgan maktublar tahlili juma oqshomi huquq va burch ko'rsatuvi mavzusi. Assalomu alaykum, muhtaram yurtdoshlar, hurmatli yoshlar. 2001 yildagi 15-sonli soni efirda. Ko'rsatuvimizning mazkur soni Oliy Majlisning navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tgandan keyin efirga uzatilmoqda. Ko'pchilikka ma'lumki, ana shu sessiyada O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi, Jinoyat protsessual kodeksiga hamda prokuratura to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritildi. Jinoyat qonunchiligi erkinlashtirilib, ijtimoiy xavf katta bo'lmagan ancha-muncha jinoyatlarga jazo tayinlash yengillashtirildi. Bu borada bizning avvalgi ko'rsatuvlarimizda ham bahs yuritilganidan xabaringiz bor. Shuningdek, jinoyat kodeksiga ko'ra o'lim jazosi tayinlash ko'zda tutilgan 8 ta jinoyat turi 4 tagacha kamaytirildi. Shuni alohida ta'kidlash zarurki, ko'rsatuvimiz nomiga siz aziz muxlislarimizdan u yoki bu sud qaror va hukmlardan norozilik bayon etilgan maktublar ham ko'plab kelib turibdi. Shularni e'tiborga olib, biz bugun ko'rsatuvimizda ana shu maktublarning ayrimlariga javob bermoqchimiz. Demak, efirda huquq va burch ko'rsatuvi. Mana bu maktubni Samarqand viloyati Ishtixon tumani ko'tarma qishlog'ida yashovchi Sapuraxon Kubayeva yo'llatdilar. Shuni alohida ta'kidlashim kerakki, maktub atigi bir betdan iborat va undagi nima istayotgani, mana shu fuqaro bizdan nima istayotgani aniq va bunday shaklda bayon qilingan. Sapuraxon 1993 yili turmush o'rtog'i bilan ajrashgan ekanlar. Bitta farzandlari bor ekan. O'tgan 10 oy mobaynida aliment ololmagani uchun sud ijrochisiga shu vaqtda murojaat qilgan ekan. Lekin sud ijrochisi uni har xil bahonalar bilan sarson qilyapti ekan. Nargizaxon, Kubayeva Sapuraga nima maslahat bera olasiz? Men bu ayolga shunaqa maslahat berardimki, bu ayol ma'lumki o'sha oila qonunchiligiga asosan har oylik ish haqidan, o'sha bolaning otasidan, o'sha yoki boshqa daromad manbaidan aliment olish huquqiga ega. Bu ayol, demak, balki bu har xil ish holatlarini aniqlab chiqish kerak. Balki bolaning otasi bir kasal bo'lib qolgandir, balki bir ijtimoiy ahvoli yomonlashgandir. Har tomonlama ahamiyat berish kerak. Har tomonlama shularni ko'rib chiqish kerak deb o'ylayman. Lekin mana shu narsani kim qilish kerak? Sud ijrochisi tekshirib, baribir ma'lum bir muddatda javob berish kerakmi? Albatta. Bu ayolni hozirgi qiladigan vazifasi shundan iboratki, bu ayol hozir Samarqand viloyatining fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat sudining raisiga murojaat qilishlari kerak o'z arizalari bilan. Va mana shu ular mana shu nizoni hal etishlari kerak deb o'ylayman. Kerak bo'lsa, mana shu sud ijrochisini ham ma'lum bir javobgarlikka tortish masalasini qo'yishlari mumkin. Qanday chora ko'rish kerak deb o'ylayman. Mana bu maktubni ko'rsatuvimiz nomiga Farg'ona viloyat Quvvat tumani Akbarobod qishlog'ida yashovchi Rohilaxon Mamaroziyeva yozibdilar. Maktubda yozilishicha, Rohilaxonning turmush o'rtog'i Farg'ona ip yugurib kombinatida soqchi bo'lib ishlayotgan ekanlar va 2000-yilning 27-sentyabr kuni
Rahlaxonning turmush o'rtog'i va bir nechta xizmatdoshlari ustidan Jinoyat kodeksining 169-moddasi bo'yicha, ya'ni o'zgalar mulkini o'g'irlik yo'li bilan o'zlashtirish jinoyati bo'yicha ish qo'zg'atilgan va sud Rahlaxonning turmush o'rtog'ini 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan. Amnistiya farmoni qo'llanilib esa bu muddat 4 yilgacha kamaytirilgan. Endi maktubda yozilishicha Rahlaxonning fikricha sud tomonidan bir necha holat inobatga olinmagan emish, ya'ni bu sudlanuvchilar birinchi marta jinoyat sodir etganliklari va har birining qaramog'ida bir nechtadan farzandlari borligini, shuningdek davlatga yetkazilgan barcha zararlar qoplangani va ana shu o'g'irlangan mulklar qaytarilgani e'tiborga olinmagan deb mana shu ma'noda o'z e'tirozlarini sud hukmiga nisbatan bayon qilganlar. Mahram aka, mana shu maktubda keltirilgan shikoyatlar bo'yicha nima deya olasiz? 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilinganligi bu jinoyat qonunchiligi bo'yicha og'ir jinoyatlar turkumiga kiradi. Shuning uchun ham Jinoyat kodeksining 169-moddasining 3-bandi B va G bandlari bilan ayblanganligi haqiqatda to'g'ri hal qilingan. Endi opa aytayotganki, bu yerda o'sha o'g'irlik mulklarni hammasi davlatga qaytarildi, kerakli o'sha zararlar to'landi. Lekin bu zararlarni to'langanligi faqatgina javobgarlikni yoki jazoni yengillashishigagina ta'sir qilishi mumkin xolos. Bizda hozir material yo'q. Tegishli sudning hukmi bizga ilova qilib berilmadi. Agar mana shunday e'tirozlar bo'lganda, agar ishdagi dalillar mana shuni haqiqatda alohida javob tayyorlash kerakligini ta'kidlaganda edi, biz mana bunga fikr bildirishimiz mumkin bo'lardi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2001-yil 22-avgustdagi O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi e'lon qilinganligining 10 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi farmonining 2-moddasiga binoan qasddan jinoyat sodir qilinganlar agar 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, ular jazodan ozod qilinishi mumkin. Lekin bunday ozod qilinish masalasida ham albatta jazoni o'tash joylarida mahkumlar faqat o'zlarini yaxshi tomondan ko'rsatganligi, halol mehnat munosabatlarini bildirganligi, tugalish yo'liga o'tganliklari natijasida jazoni davom ettirishdan ozod qilinishlikka ularni tavsiya qilinishi mumkin bo'ladi. Mana bu maktubni bizga Andijon shahrida yashovchi Ergash va Zohir Nurxon yo'llabdilar. Bu kishining yozishlaricha ularning turmush o'rtog'i Ergashev Bahodirjonni 2000-yilning 1-aprel kuni Andijon shahrida bir Nexia avtomashinasi urib yuborgan va turmush o'rtog'i ana shu voqea sodir bo'lgan joyda olamdan o'tgan. Mana shu holat bo'yicha davom etgan tergov ishlari tezda yopib qo'yilganmish maktubda yozilishicha va Ergash va Zulxumor ko'plab murojaatlar qilishi natijasida yana qayta ochilgan tergov jarayoni ancha uzoq davom etib 2000-yilning 13-noyabrigacha davom etgan ekan. Endi mana shu maktubda yozilishicha mana shu Zulxumor xonning turmush o'rtog'ini o'limiga sababchi bo'lgan haydovchiga nisbatan hech qanday chora qo'llanilmagan emish va ish tergov paytidayoq tergov jarayonidayoq yopib qo'yilgan emish. Turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin Ergash va Zulxumor xon 3 nafar farzandi bilan ancha qiyin ahvolda qolganligini va ana shu voqeani sodir etganlar tomonidan ularga hech qanday yordam ko'rsatilmaganligi haqida yozib, bu boradagi ana shu e'tirozlarni ham xatlarda bayon etganlar. Mana shu vaqtda nima deya olasiz? Avvalo shu avtomobil halokati bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarda ayblash uchun davlat tomonidan maxsus ishlab chiqarilgan harakat xavfsizligi qoidalari bor. Ana shu harakat xavfsizligi qoidalari buzilgan bo'lsagina va ana shu buzish natijasida og'ir oqibatlar kelib chiqqan bo'lsagina jinoyat hisoblanadi qilmish. Lekin bu yerda mana bu ish anchagina cho'zilibdi. Bizning qo'limizda hech qanaqangi hujjatlar bo'lmaganligi uchun nima sababdan cho'zilganligi bizga qorong'u. Lekin biz qisqagina aytishimiz mumkinki, o'sha avtomobilni boshqarib ketayotgan odamning harakatida harakat xavfsizlik qoidalarini buzish umuman bo'lmagan bo'lsa,
cinayi cevabbellikle tartışma mümkün olmaydı. Cinayet hesablanmaydı. Bu cinayet şunaka. Harekat hafızlığı kaidesi büzülgen olsa, ekspertler evvel, ana şu harekat hafızlığı kaidelerini kaysi maddesi, kaysi bandı büzülgenliğini anık anık korsatadı. Ana şundan keyingine cinayet iş kozatışka esas beledi. Agar ekspertler harekat hafızlığı kaidelerini büzülgenliğini korsatmasa, bunda uşa avtomobilini başkarıp ketiyetken adamın cevaplar kılış mümkün olmaydı. Demek bu yerde piyadanın özü ağırlığı çıkıyordu. Şimdi cevaplar kılış için hareket hafızlığı kaydelerini bu işle cevaplar kılış için. Fakat maşinanı başkara etken şahısların özü gireyemez. Yolda ketiyetken piyadalar hem eğer hareket hafızlığı kaydelerini büzse onlar hem cevaplar kılışı gerek. Şimdi bu yerde tergo işlem organları avtomobilini başkara etken şahsın cevaplarlılıkla tartmadanlığının sebebi bizim fikrimizce onun hareketi de şu hareket hafızlığı kaidelerini büzüş bulmadan olsa gerek. Şimdi onlara nispeten bana bu özlerini bakıcısından mahkum bölgenliği, balalarını yetim kalgenliği masalası gen tohtar edigen olsak. Avvala ana olsa avtomobilini başkargan şahs insanlık noktayı nazardan bularga yordam berish kerak edi. Agar shuni insoniylik nuqtai nazardan yordam bermagan bo'lsa, bu ham vijdoniga havola. Ha, ularni vijdoniga havola, ammo sudga murojaat qilishlari mumkin. Namangan viloyati Namangan tumani Sho'qo'rg'on qishlog'ida yashovchi Mavludaxon Ummatova yo'llagan maktubning mazmuni quyidagicha. Shu yil 15-iyul kuni o'g'li maktabni bitirganiga 10 yil to'lishini og'aynilari bilan nishonlab qaytib kelayotganida ko'chada Tohir Ismoilov degan shaxs bilan urushib janjallashib ketishadi. Natijada Mavluda opaning o'g'li boshiga urilgan qattiq zarba tufayli og'ir tan jarohati oladi va kasalxonaga yotqiziladi. Biroq tan jarohati yetkazgan Ismoilovlarning ota-onasi biz o'g'lingizni o'zimiz yaxshilab davolatamiz, iltimos kasalxonada ko'p yotmasang, uni tezda chiqarib oling deb iltimos qilishlari natijasida jabrlanuvchini aka-ukalari kelib kasalxonadan chiqarib olishadi. Jabrlanuvchining ahvoli ana shu paytda maktub yozilishicha albatta og'ir bo'lgan va miyasi chayqalgan degan bir tashxis bilinayotgan bo'lgan. Ammo Mavluda opaning yozishicha va'da va'daligicha qolib ketibdi va hech qanday yordam ko'rsatilmabdi. Shunda ular Namangan tuman sudiga da'vo ariza bilan murojaat qilishgan va arizaga voqea guvohlarining yozuvlari ham ilova qilingan. Biroq tergov jarayonida ish butunlay teskarisiga ketib, jabrlanuvchi o'zi mast holda yiqilgan va ana shu holatda tan jarohati olgan deb yozilgan emish. Mana shu ish bo'yicha nima deyish mumkin, Zumrad opa? Bu xatni o'zi juda katta hajmda yozilgan. 14. Endi xat yozishni ham bilishimiz kerak ekan. Vaqt kelganda shuni aytib ham o'tish kerak deb o'ylab qoldim. Xatni bunda qilib bo'ladigan gap nima demoqchisiz? Qolursa voqea o'zi nimadan iborat? Bu qisqa bunda yoziladigan narsa bu televizorga yuboradi bu xatni. Boshdan oxirgacha hayotini yozish mening nazarimda bu ortiqcha narsa. Mana endi xatni mazmunidan qisqacha ali ta'rifingizdan mana xatni o'zim tanishib chiqib bitta narsaga amin bo'ldim. Buni o'zini huquqini bilmaydigan insonlar. Huquqini biladigan bo'lsa bayinsaga tushibsan. Og'ir jarohat olib kasalxonaga tushibsan. Darding shunaqa og'ir ekan deb chiqib ketasan degan savol bir haqqoniy savol tug'iladi. Oxirigacha davolanib chiqmasan, va'dani bergan bo'lsa, bu chiqib ketgan bo'lsa, axir bu yerda birinchidan jarohat shunaqa narsa olingan bo'lsa, darhol organga xabar qilinadi. Buni hamma biladi. Organga xabar qilinganligi axir jarohat og'ir jarohat tufayli bolnisaga tushgan, kasalxonaga tushganligi organga xabar qilindi degan so'z bu endi doimiy nazoratda bo'ladigan narsa. Endi mening nazarimda bular boshidan tergov organlarini chalg'itishgan. Chunki mana hatto mazmunidan ham bor, o'sha ayol o'zlari ona yozibdi. Ki o'zi yiqilib ketib jarohat oldi deb bizga aytdik. Shundan
faydalandı ula ikinci tamam yani şu cerrahat yetkazdan tamam şundan faydalandı dedi faydalandı ula iltimas kılıyor şöyle söyleyeyim faydalandı yani faydalandı niye faydalandı o yıl hepiniz bana o zizi ve lezi tosup o zi hakkınızı bilmezden o cerrahatı o zi yıkılıp taptı hiç kanaka cinayetin belgesini o zi yoğdup turganizden kötü o zi niye çıkırttı cinayeti belgesi yok o zi yıkılıp şunaka dertte arttırdı yana buna ağırlarken yatmayın yana çıkmak kimse çap çıktı. Evet, ama bana şu maçlık yazı bir şey ama virajda hatta karşılık hoş etişken bu akvalda ağırlık getirdi. Ama canım ki bana ağırlık getirdiler kasahorada. Ben şimdi bir ağırlığa cevapam özlerimle. Hakkuklarını bilediğin hazır aynen hakkuklu bilediğin doğru keyildi. Ahir bana yazışı bilipsiz, televizyonu tarpıpsız. Şunu şu gapı prokurorga barib etiş mümkün idi. Şu gapı mesela özünün hakkuklu talep kılediğin bese de şu gapı o şey kasalxona devam etiş mümkün idi. Kanakadır bunu özüm manfaat küçükken ben nazarımda. Vakıya bir ağırı ilan kitkenden ki gün, Ali yordan vermegenden ki gün, yine Ali Arzat başlamadı. Lekin gün ben nazarımda bunu tıklaşı imkan etmedim. Ben de cinayet müddeti ötüp gitti. Lekin gün cinayet kozgatmasından durum, şu fukaravi dava kozgatış mümkün ki, kaçan ki o şey haricatlarını kaplaşı sorap. Kasalxona ketgan harajatlari, kasalxonadan chiqqandan keyingi qilinayotgan harajatlari bo'yicha da'vo arizasi bilan masalan prokurorga chiqib, o'zlarining tumanlariga borib, hali ham bo'lsa o'sha harajatlarni tiklab berishni so'rashga ularning haqlari bor. Demak, o'sha tumanlararo fuqarolik sudiga murojaat qilish kerak. Albatta. Haqiqatan ham mana shu Mavdapani o'g'li jarohatlangan bo'lsa, unga kim tan jarohati yetkazgan bo'lsa va u o'z ixtiyori bilan davolanish muassasasidan chiqib ketgan bo'lsa, u albatta birinchi navbatda bu o'zining qilgan xatosi. Hozirda ham bu xatoni haqiqatan ham to'g'rilashi mumkin. Faqat Mavdapani o'zi emas, o'sha jabrlangan kishi, afsuski bu kishi o'g'lining familiyasini ham ismini ham ko'rsatmabdi. O'sha jabrlangan kishining o'zi sen tuman prokuroriga borib davo arzasiga murojaat qilib yana holatni tiklab turib o'shaga yetkazilgan tan jarohatni javobgarlik bor yoki yo'qlik masalasini yoki unga moddiy ma'naviy zararni undirish undirmaslik masalasida bevosita murojaat qilish shart. Ayrim maktublar bilan tanishib chiqish to'g'risi biz uchun juda ham qiyin. Masalan, mana bu shikoyatni bizga Andijon viloyati Marhamat tumani Qoraqo'rg'on qishlog'ida yashovchi Saydali Abdullayev yollagan. U kishining ukasi, qo'shnisi Ma'rufjon Aldashevning 2000-yilning 3-may kuni bolta bilan chopib o'ldirganlikda ayblangan. Unga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburlov chorasini qo'llash haqida 2000-yilning 26-oktyabr kuni viloyat jinoiy ishlar bo'yicha sudining ajrimi chiqqan. Maktub egasining yozishicha, dastlabki tergov paytida kriminalistlar tomonidan bir talay xatolarga yo'l qo'yilgan ekan. Shikoyatning hajmi ham ancha katta bo'lib, 30 betdan oshiq hajmni tashkil qiladi. Farhod aka, siz amaliyotchi xodim sifatida mana shu shikoyat bo'yicha nima deya olasiz? Yozilgan shikoyatlarda haqiqatan ham ukasini noto'g'ri dastlabki tergov tomonidan ayblanganligi va uni noto'g'ri majburiy davolashga yuborganligini ko'rsatib beryapti. Lekin yozgan arzaga qaraganda ham hamda mana shu arzani o'qigan paytda men ko'rdim. Bu yerda hatto bu Ablayev Torjonga oid ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida ham 2001-yil 23-yanvar kuni ko'rilgan ekan. Bu ajrimda aniqlanishicha haqiqatan ham shu 2000-yil 3-may kuni Ablayev Torjon o'zining turmush o'rtog'ini shu adashibga rashk qilib o'shaning uyini oldida ko'rib o'shaning orqasidan borib bolta bilan bir necha joyiga bosh qismlariga tanasiga tan jarohati yetkazib uni o'limiga sababchi bo'lgan tan jarohati yetkazganligi ishda aniqlangan ko'rinadi. Shu munosabat bilan dastlabki tergovda o'tkazilgan sud ruhshunoslik ekspertizasida haqiqatan ham Abdullayevning ruhan kasal ekanligi aniqlangan va shu ekspertizaning xulosasiga qarab endi buni bevosita jinoiy javobgarlikka tortmasdan turib bularning majburiy ravishda davolanish uchun sud ajri bilan yuborgan. Hozirgi kunda u kishi o'sha ruhiy davolanish shifoxonada davolanyaptigan. Bu
Abdullayev'nin sadır kılan cinayetinin fakat yine oşu ruhşunası ekspertizasyonu kuasasıymaz iş yüzyılsın sorulgan cevaplarlaştığını korucumasıyarlan sud med ekspertizasyonu kuasaları hem de ruhşunası ekspertizasyonu kuasalarıdır hakikaten şu cinayetini şu Abdullayev'den başka kişi sadır kılmadığı korunadı. Şunun için hazır bir de yandı Abdullayev'nin ukasına asosiyel olarak işte cinayet cevapları tatilgendi bulmuyordu. Çünkü tegişli yukarı organlarının kanun küçükürün hazırları mevcut. Albatta, ko'rsatuvimiz nomiga shikoyat maktubi yo'llagan vatandoshlarimiz bizdan yordam kutishardi. Biz maktub mazmunidan kelib chiqib, huquqshunos mutaxassislar ishtirokida ularga efir orqali maslahat berishga harakat qilyapmiz. Toki maktublarda keltirilgan misollar boshqalarga ham saboq bo'lsin. Bu esa o'z navbatida fuqarolarimizga turli vaziyatlarda qanday harakat qilish haqidagi huquqiy tushunchalarni shakllantirishga yordam beradi. Ko'rsatuvimizning keyingi sonida maktublarga javob berishni davom ettiramiz. O'zgacha mazmun, o'zgacha ma'no kasb etishini hayotimizda ko'p borasinaganmiz. Umuman o'zgacha mazmun, o'zgacha ma'no kasb etishini hayotimizda ko'p borasinaganmiz. Umuman borliqda g'animat bo'lgan otaxonlar bilan suhbatlashish o'zgacha bir safarlik. Andijonlik muhbirimiz 3 asrni ko'rgan otaxon bilan uchrashib, mo'jazgina videolavha tayyorlab bizga taqdim etgan edilar. Hozir ana shu videolavhani tomosha qilib, otaxonning suhbatidan bahramand bo'lamiz. Andijon viloyatining Marhamat tumanidagi Qorabog'ich qishlog'ida 3 asrni ko'rgan mo'tabar otaxon istiqomat qiladi. Toshdan ota 19 asrning oxirida mazkur qishloqda tug'ilib, 20 asrdagi barcha voqealarning guvohi bo'lgan. Hozirda keksalik yoshini surayotgan Toshdan otaga o'zining nechta avlodini ko'rish nasib qilganini eshitib, lol qoldik. 14 yoshda farzand egasi bo'ldim. Yora 68'ten ki yoram var. Çevre 80'e yakın çevrem var. 80'te yoram var. Yora 4'te nak yora var. Yora ladım bunu besin yine yoram kurdum. Kendim kem adam yora kuradı yanım. Üçüncü minimlikte farovon umur lazzatını sürerken taştan ata, balalık paytlarda bana bu umuru baki tüt darahtının üstüne çıkıp mevastan bahramat bulgen. Bana bu tütge, Allah'a 140-150 yıl oldu. Babamı babası iken tütülerken. Şimdi için babamın atarda bu tütge tek işime. Bu babamın yadgarlık. Şunun için bana bu eski binalardan buzulmuydu. Sebabı babam yadgarlık. Yeni ötkenden ki buna hırsın kılıyor. Hazır tek işime dedi. Çünkü babamızı hürmet eden şu yerlerde başkadan tamirlegenimiz yok. Aynı durumda. Ok marmar tut, marmar tut. Bunu pişken de yollar çıkışıp, maşırda pişip, şu yiyişip, başı mahallanı bolları çıkışıp, maşırda yiyişer. Bunu çıkma ya başka dünyada. Burada kat tek ette, şu ne dedi, hani deniz ki parça uzun buradı, şunlaka kattarıyla mülaklardı. Biz 20. asırın başlarda nikah tuyları kandal bölgendi gibi ne kızıktık? Yok, tuyular yengil yengil böyle. Yengil yengil böyle. Ben oraya çeke atan ilim, yanına araba da at gelinim. Gelinde kana kılıp tapışken mi? Gelinde ya bir... Şöyle hala açaları, bazı hala açaları tapıp, çeke atan tapıp, işte çeke atan gelinde araba da at gelinim. 16 yaşında bugün ilimim ben. Gelinci, gelin ne yaş dedi? Gelin 14. Köyler kana kapıgen, karnesinde bugün mü? Kana kapıgen. Karnesinde bulmadan. Kendisini de bulmadan. Yer yer aitip gelin herhalde. Yer yer aitip gelip, üze kirgenden ki gün, bu kuda taraf, bir taraf, kelin taraf, bir taraf bulup, yer yer aitip yaradı. Yer yerde birbirini tozun yamalaşardı. Tozun yamalaşıyor benden ki... Ne de yamalaşardı? Ay yoktu bağır başı palil terdiyen koşup yanlarlaşı palanda kapısına da kalın yanlarlaşı yanlarlaşı var bu. Nasıl kılıkı? İne çiğin he yavlarda. İne çiğin ne gibi yanatan yaraşıp yakşılaşardı. Başına kadar yer yer mancılardı. Küyel cörelerinde parandaz tartışıcılar yan bular mı? Yok parandaz indaka parandaz sağlığı parandaz tartışı yok. Bunlar yengil yengil tüy böyle derdi. Mahalle köyge hoş verirler mi derdi evleri? Hoş verirlerdi, tökül tökül yapandı. Ayta arada kalında şöyle tüy yapandı. Kelimde o şey arabada o kadar zembosa araba maşını yok.
arabada apelinadı yar yar aytıp. İkide ya üçte arabada apelinadı. Maşina kaydı. Bunda vakti maşina yok. Kendi uylanmasına oldun, körgen misiniz? Ya körgen anasına. Körmastan efendim. Ne oldun? Amin. Tanrı sahiliği, kişilik olmadığı hatır canını kısın. Allah-u Teala'nın panayı da bölünür. Allah-u Teala hamişe masalarını yok kısın. Hoca Hüseyin Aleyhisselam doğum cilevlerinde bulsun. Bala çakalarını arsını körünür. Benim yaşımda yetiler. Allah-u Teala yüzümüzü tınç kısın, mahallemiz tınç kısın, yüzümüz var. Ya! Assalamualaikum. Yaşlar Ağazı'nın nabattaki dastarı yana efirde. Tüller gençliği itibar kundan kuyuya artıb barıyordu. Dinleşlerimiz çift tüllerinin uygulanışını bu kundin talebi diye bilettiler. Bunda ise bar imkaniyetlerden faydalana alıyordular. Lavhamız kahramanı Asakalik dinleşlerimiz. Siz tasvirde görüp durgan bana bu istarası ıssık kızın ismi Jessica Jackson. Endigini 23 baharını karşı olgan Jessica yurtimizga olis Amerika Qo'shma Shtatlarining shimoli sharqida joylashgan New Jersey shtatidan kelganiga endigina 1 yil davomida. Shunga qaramay, o'zbek tilida biron gaplashayotgan Jessicaning xalqimiz madaniyati, urf-odatlari, tarixi, buguni va ertasiga bo'lgan qiziqishi juda ham katta. Yurtimizga ilk bor qadam qo'ygan chet elliklarning birinchi taassurotlarini bilish hammamiz uchun qiziq bo'lishi tabiiy. Andijon viloyatining Asaka shahridagi 9-sonli gimnaziyada ingliz tilidan saboq berayotgan Amerika tinchlik korpusi ko'ngillisi Jessica dastlab O'zbekistonga kelganida nimalar diqqatini o'ziga jalb qildi ekan? Kelganimdan oldin hech qaysi bilmadim O'zbekiston haqida. Men hech qaysi eshitganim yo'q. Tinchlik korpus xatni jo'natdi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rmoqchi edim. Qanaqa hayot bor O'zbekistonda, qanaqa odam bor. Men farq bor. O'zbekiston, Amerikada. Yangi kultura, yangi hayot o'rganmoqchi edim. Birinchi Rasul Issiq bo'lgan. Amerikadan yo'q, Issiq O'zbekistonda. Jessica o'zbek ayollarining mehnatsevarligiga hayron qolibdi. Kechga boradi, ko'p ishlaydi, maktabda, bog'chada, bankda, hokimiyatda. Keyin uyga kelib, hamma yoq ish kelib, keladi uyda. Bu menga yangi, yangilik. Jessica'nın say harakatları bilan Asaka'daki maneviyat merkezde kütüphane açış için ikide konu açılatıldı. Kütüphanede Amerikalıklar tomonidan yuborilgan türli İngiliz tilidagi kitoblar mavjud bo'lib, ulardan maktab o'quvchilaridan tortib İngiliz tili o'qituvchilarigacha, shuningdek istagan vatandoshimiz foydalanishi mumkin. Tez orada kütüphanaga kompyuter olib, o'quvchilarga o'rgatishni tashkil qilishmoqchi. Mavjud ekologik muammolar haqida ayrim mulohazalari bilan o'rtoqlashgan Jessica shunday deydi. Oranlıkta ülkelerle birlikte dam oldu. Oranlıkta Qoraqalpog'iston Respublikası ve Oran Devletleri faaliyet yürütüyorken tinchlik korpusi ko'ngillilari ham kelishgandi. Bu yerler haqiqiy jannat ekan deb havas qilib ketishdi. Menimcha kishilar o'zlari yashayotgan tuproqlarning borisi hozirgi yosh avlod ekanini unutmaslik kerak. Bu yerda ona tabiat ta'sir qiladi. Amerika'dan çıkanlar, hava uçlaslanışı gibi ekolojik muammolar. Dünya hamjamiyati bunday muammolarga karşı öz küç ve bilimlerini birleştirişi, birbirlerine yordam verişi gerek. Jessica gimnaziyada dersten boş payetleri de okuyucularga Amerikaliklerinin sevimli oyunu hesaplangan beysbol oynaşını ham öğretler iken. Ben öğrenmem, Uzbekistan'da uzun kelebek var. En asos nesi, kubrok informasiya kerak. Kitablar, internetden, hammayot, yana, dünya, yangilikler kerak. Biliş uchun. Çünkü bu dünya kichkinaroq bo'lyapti, endi internet bilan.
O'zbekistonni dunyoga tanitishga o'z hissasini qo'shish maqsadida Jessica boshqa ko'ngillilar bilan birgalikda internetda alohida veb-sayt ochmoqchi. Jessica'ga qaysi milliy taomlarimiz ma'qul bo'lgan ekansak, Aş yaptı, aş pişiriş yaptı şimdi. Davranlar yaptı. Mehmanlar bulan, salatlar bulan, çireli stul bulan. Ne bir rası yaptı şimdi. Biz ömrümde bulurduk Balkı'ya. Spektakle bulan, o da Nur Sayıdılar bulan. 8. Mart yaptı şimdi. Ama Özbek Dadan, Akyam, o kadar pişir böyle bizde, biz de amoldik. Namustaklılık katta varamızı lazım elbette. Jessica Jackson'ın dersini alan okulçulardan gelecekte yurtimiz ramlakıyım münasip hissa koşabilen tafakkür derecesi yukarı bulduğun kişiler yetişip çıkışıya inşançımız kamil. Yaşı niyetler hamişe hamrohim bolsun Jessica.